Gamze Demiral ve Leyla Orçin stüdyomuzda. Anneanne torun Evet. stüdyomuzda. Evet, anneanne torun ne ya? Evet, doğru. Gamzeciğim hoş geldiniz. Hoş buldum. Leyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlginç bir olaydı hatırlarsınız. Geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk. Gamze ve Leyla Hanım'a stüdyomuzda yer vermiştik. Gamze 7 yaşındayken annesi bir cinayete kurban gidiyor. Gamze'nin babası tarafından öldürülüyor, parçalara ayrılıyor, cenazesi gömülüyor. Bunların hepsini senin baban Nurullah Bey yapıyor. Şimdi bir parantez açacaksınız biliyorum. Siz çok ilginç, bu olay 17 yıl önce oluyor ama Leyla Hanım diyor ki ben kızımın öldürüldüğüne inanmıyorum diyor. Onu bir tarafa bir alalım, konuşacağız. Evet. Ama senin babanın tabii ifadeleri var. Bu cinayeti nasıl işlediğini, ki bu cinayeti işlediğinde sen evdeymişsin, 7 yaşındasın tabii, küçücük bir çocuksun, odadasın. Nasıl parçalara ayırıp, nasıl ve nereye gömdüğünü tüm detaylarıyla verdiği ifadede Anlatmış. ben okuyacağım bunu burada. Nurullah Bey babası cezaevine de giriyor. İtiraf ediyor, kabul ediyor. 10 yıl cezaevinde kalıyor. Geçen de telefonu aldığımızda dedi ki hayır ben bu cinayeti işlemedim dedi. Ama tüm detaylar var. İş bununla da bitmiyor. Çiğdem Hanım'ın yani Gamze'nin annesi Çiğdem Hanım'ın cenazesi bulunuyor 17 yıl önce. Hem de cinayetten birkaç gün sonra hemen bulunuyor. Bursa'da kimsesizler mezarlığına defnediliyor. İşte olay da burada başlıyor. Leyla Hanım ve Gamze diyor ki o mezarı lütfen açın. Ya o mezarda kimse yok ya da başka bir kadın var. Enteresan, Leyla Hanım diyor ki Gamze artık sen de mi öyle düşünüyorsun bilmiyorum ama annenin ölmediğini mi düşünüyorsun? Ya ben hep yıllardır o şekilde Sen de düşünüyorum. hala o düşüncedesin öyle Evet. mi? Ölmedi diyorsunuz. Ölmediğini düşünüyorum. Ölmediyse bu kadar detayı baban nasıl verebiliyor? Ya birileri muhtemelen yaptı, onun üzerine attı ya da ona söyledi nasıl yaptığını ya da kim öldü bilmiyoruz ki. Sen annen hayatta mı? Öyle mi Ben öyle düşünüyorsun? hissediyorum daha doğrusu. Hissediyorsun. 17 yıl geçiyor üzerinden. 17 yıl boyunca hayattaysa hiç çıkmaz mıydı peki ortaya? Çıkardı bence ama bilmiyorum ne durumda. Leyla Hanım. Fulya Hanım, benim kızım ölmedi. Ben eminim. Allah Allah. Ama öldüyse de ben mezarlık istiyorum. O Burada bana mezarın mezarlık açılmasını gösteriyorlar, istiyorsunuz. evet. Mezarlığı gösteriyor, 110 numara halkın mezarlığı. Kimsesizler mezarlığı yok, Hamitler mezarlığı. Ben de gidip diyorum ki, madem ki katil ortada, Nurullah ortada deyince beni öldürdüm, namusumu temizledim. Tamam bu kadar belirlenmiş, katil yakalanmış, içeri girmesi ölümü verin diyelim. Ama bu mezarlığı almaya gelince 17 senedir beni sürükliler. Mezarlık alamazsa niye? Gerekçe yok. İçim gerekçe yok derken sonunda da en son işlemleri yaptırınca bana dediler ki git katili bul gelsin imzalasın sonra al. Ben katilin imzasını nereden alacağım? Ben katiline ne işim var? Burada zaten benim kızımı öldürmüşse katile ne gerek var? Anası benim. Evlatları var. Neden bu mezarlık verilmiyor? Katil dediniz yani şu an Yani. Nurullah yani sizin Evet. damadınız, Damat. Gamze'nin babası. Yani Nurullah'a da seslenirim. Madem ki katil değildin, suçu üstten niye aldın? Madem öldürmedin, sen kızım nerede? Bunları bana ispatla. 17 yıldır babanla hiç görüşmedin galiba Gamze sen değil mi? Bir kere sadece Bir görüştüm. kere bizim canlı yayınımızda uzun yıllar sonra ilk defa Evet. sesini duydun. Siz peki görüşüyor muydunuz? Ben görüşmüyorum. Siz de Bilmiyoruz ki nerede görüşmüyorsunuz. olduğunu. Bilsek bilmiyoruz. Ya artık bunu ortaya çıkarsın. Hani öldürdüyse mezarlığını bize verirsin. Susam artık. 17 senedir belirsizlik bizi öldürüyor. Halayı arıyor kız. Ben ölmedim, hayattayım, kurtarın beni. Gülseren Tekgül diyen bir bayan var, onu arıyor. Şimdi ben öleyim mi inanayım, diriye mi inanayım? Yani bu belirsizlik bizi öldürdü. Yani tamam öldüyse öldü. Katil de bulundu mu? Mezarlık varsa mezarlığıma versinler. Ben kimseden bir şey istediğim yok.
O mezar açılsın. Evet, mezarlık açılsın ya. Bizim tek istediğimiz zaten o mezarlığı alıp götürmek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben bir şey istemiyorum ki. Madem burada öldüyse ölüsüne de razıyız. Garantili bir ölüm varsa, ölü varsa, tespit edilmese verilsin ölüm ya. Bu 17 senedir beni niye uğraştırırlar ya? Bir mezarlık kemik kemik. Ya kemiğimi neden saklanıyor bu benim kemiğim? Verin ya. Verin benim zırıltımı kesin artık. Yeter. O mezara hiç gidiyor musunuz peki? Yok. Gittiniz Bursa'da mi? Tak. Hiç gitmedik. Bir iki defa gittim Bursa'da. Bir gittiğimde hiçbir şey yoktu. Bir gittiğimde de ağaç dikilmiş başına. Kim dikti bu ağaçları? Ya onun yüzünden, Nurullah'ın yüzünden benim oğlumun biri şizofren hastası oldu. Bir oğlum cezaevine düştü. Bu mezarlık bize zamanında öyle teslim edilmiş olsaydı benim oğlum gidip de çiftli sahibini vurmazdı. Zamanında bize ölü verilmediği için benim oğlum da gitti çiftli sahibini vurdu. Benim oğlumun ayaklarından vurmasına 16 sene. E damata 24 sene verildi. Bu adam niye 10 senede çıktı? Madem öldürmüşse. Çiftli sahibi niye kapıda? Çiftlik detayı da şu. Çiğdem Hanım öldürüldükten sonra Nurullah Bey tarafından bir çiftliğin bahçesine gömülüyor. Parçaları daha doğrusu. Çünkü kollarını, bacaklarını başka bir yere atıyor. Gövdeyi yakıyor. İşte bir takım çok acı detaylar var. İşte kalan o bazı uzuvları da gömüyor. O çiftlik de Nurullah Bey'in çalıştığı çiftliğin bahçesi. Evet. Çiftlikten kastettikleri orası. Çiftlik. O çiftlikten çünkü çıkıyor. Ölüyü kime teslim etmişler? Eşref Evcim diyen birisine. Eşref kim oluyor? Ne tanıyor? Manavcı. Eşref'e benim ölüm niye teslim edildi? Anası ben bir de kızımın ölüsünü gazeteden duyuyorum. Siz bir anda niye duyayım? Bir anda cenaze bulunduktan sonra böyle hemencecik gömülüyor bir yere. Size de hiç haber ayın verilmiyor. Ayın 11'inde ben dilekçe veriyorum. 12'sinde kızın nüfustan çıkar diyorlar. 12'sinde aceleye bak. Şimdi bütün ceset 13'ünde bulunuyor. Bu ölmeden mi insanlar kütükten çıkıyor? Şimdi bütün cinayetlerde adli tıp mutlaka otopsi yapıyor. Şüpheli ölümlerde de, cinayetlerde de yapar. Belli bir süre bekleme süresi vardır. Ama doku örnekleri ve kan örnekleri alır. Yarın öbür gün bir itiraz olursa DNA tiplemesi yapılması için bu yaklaşık 20-25 yıldır devam eden bir süreçtir, uygulamadır. Şimdi bu hanımefendinin öldüyse mezarda adli tıpta doku örnekleri var. Ailenin gidip biz bununla ilgili cenazemizle ilgili sorunumuz var. Biz bunun ölmediğine inanıyoruz. Bizden doku örneği alınmadı. Evet, kan örneğini alırlar. Oradaki numunelerle hiç mezardan çıkarmadan önce bir test yapılır. Bakarlar DNA tiplemeleriniz uygunsa cenaze sizin derler. Ama bakın çok farklı bir şey anlatıyorsunuz. Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.